Selamlar arkadaşlar. Excel'de yeni bir tablo yaratmayı öğreneceğiz bu dersimizde. Ben buraya ad soyad yazıyorum. Dersler dedim. Notlar diyorum. Buraya isim yazıyorum. Kendi ismimi verdim. Kaan Gümüş dedim. Matematik. Not kısmına 70. Ne Kaan Gümüş diyebilirim. Şöyle isterseniz bunu yukarıdan aşağı doğru çekebilirsiniz. Ya da buraya geldiğiniz zaman CTRL-D dediğiniz zaman üstteki değeri alır. Buradaki nota da 90 diyorum. Şöyle diyelim ki tablomuz bu şekilde olmuş olsaydı ve de çok fazla sütun ve satır olduğunu eğer düşünürsek bunu istersen yani tek tek şu şekilde de yapabiliriz. Bu kısımları çift tıklayarak mouse'un sol tuşuyla. Şuradaki sütun başlığı ve içeriğine göre büyütmekte bu alanı. Diyelim matematiği şöyle uzattım. Burada gözükmüyor. Çift tıkladım. Buraya getirdi. CTRL-Z diyerek geri aldım. İsterseniz de bununla tek tek uğraşmadan şöyle olduğunu varsayalım. Buraya tıkladığınızda herhangi bir tarafa çift tıklarsak yine otomatik olarak tüm sütunları ve satırları genişletmiştimini yapacak. Bunu geri almıştım ama olmamış. Şurayı siliyorum. Sildim. Başlığımızı belli edelim. Başlık olduğunu. Kalın yapıyorum. Arkasını sarı yaptım. Buraya bir filtre eklemek istersek, filtre eklemeden önce şuraya farklı bir isim daha yazalım. Ahmet Gümüş dedim. Sallıyorum. Farklı isimler. Fen diyorum. 80 alsın. Buraya da Mehmet Gümüş diyelim. Bir isim daha ekleyelim. İngilizce olsun. 50 alsın. Burada sığmadı yeni eklediğim isimler. Geldim buraya. Çift tıkladım. Burayı açtık. Filtre eklemek istersek nasıl yaparız? Filtreyi ben daha çok kısa yollara alıştım. Buraya filtre işlemi eklemek için CTRL Shift D'ye bastığınızda filtreyi buraya ekler. Ya da veri deyip buradan filtreyi kaldırıyorum öncelikle. Eğer tekrar filtre eklemek isterseniz buradan da ekleyebilirsiniz. Buraya geliyorum. Tekrardan çift tıkladım. Aralarını açtık. Tablomuza gelip belli olması için aralara buradan kenarlık ekleyebiliriz. Tüm kenarlıklar dediğimizde bu şekilde oluyor. Tekrar tablomu seçtim. Sade kalın olsun istersek bir de uç tarafları. Üst tarafta şu anda gözükmediği için bunu göremiyoruz. CTRL X yapıyorum. Tablomu şuraya alıyorum. Buraya aldığımda tüm etrafında kalın bir şekilde kenarlık eklediğini görüyorum. Hepsini silmek istersek, kenarlıkları kullanmak istemezsek, kenarlık yok dediğimde hepsi gitmiş olacak. Ya da gelip sadece örneğin dış kenarına ekleyebiliriz. Buraya geliyorum. Tekrardan tüm notlarım rahat gözüksün şekilde istiyorum. Yeni bir tablomuzu oluşturmuş olduk. Ayrıca şunu da kullanabilirsiniz. Burada tek tek hem arka planıyla ya da farklı renkleriyle uğraşmak istemezseniz ki daha çok ikinci yolu öneriyorum. Örneğin bunu mesela şöyle bir yapalım. Arka planını gri yaptık. Şurayı da gri yapabilirim. Şöyle bir şey daha farklı olması için hem göze de daha çok hitap etmesi için yapabiliriz. Diğer yolumuz ise şöyle ekle deyip tablo dediğimizde burada yeni bir alan açılıyor. İsterseniz buradan yazabilirsiniz. İsterseniz de bu alanı seçtiğimizde bakın sağ taraftaki alan genişleyip büyüyor, küçülüyor. 3 sütunluk ve toplamda 5 satırlık bir alan açıyorum. Tablo oluşturuyorum. Tamam dedim. Buraya değerlerimi benim getirmiş oldu. Ben şuradaki kısımları alıp video uzamaması için CTRL-C'ye yaptım. Buraya geldim. Değer olarak yapıştır dedim. Çift tıkladım bunlara. Açtım alanları.
Şöyle bunu normalde böyle olduğunu düşünürsek ilk seçerken tablomuzu kısa seçtiniz ama yeni ekleme yapacaksınız. Buraya ben tekrardan Hüseyin Gümüş diyorum. Fen olsun. 70 aldığını varsaydığımızdan gördüğünüz gibi otomatik olarak tabloyu genişletmiş oldu. Burada kendisi bize bir tasarım örneği verdi. Bunu değiştirmek istersek tablo tasarımına gelip sağ üst köşede bulunan alanlardan bunları değiştirebiliriz. Şuradan büyütüp şuraya tekrardan göstereyim. Şu kısımdan büyüttüğümüzde farklı şekilde burada tablolarımızı oluşturabiliriz. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere.